Bu anketin neticesinde Hareme Mescid-i Nebevi'ye topladı milleti. Ya Osman, seni halife seçersem Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, senden evvelki halifelerin iştihadına uyar mısın dedi. Uyarım dedi. Hazreti Ali'ye, ya Ali seni seçersem Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, senden evvelki halifelerin iştihadına uyar mısın dedi. Hazreti Ali dedi ki Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uyarım. Benden evvelki halifelerin iştihadını beğenirsem uyarım, beğenmezsem ben iştihad ederim. Ya Osman seni seçtim, gel hutbe oku. Hazreti Osman'dan sonra kısmi bir biatla Hazreti Ali oldu. Hazreti Muaviye buna itiraz etti. Niye itiraz etti? Hazreti Osman'ı şehit edenlerle kısas tatbik et, şehit edenlere. Kısas tatbik et, ondan sonra benden biat istedi. İkinci bir itirazı da, devlet küçüktü, Medine'den ibaret. Medine'deki mütehayyizanın, ehli hal vel akt olanın içtima ile seçilmek tabiiydi. Şimdi devlet genişledi. İran'a açtık, Horasan'a gittik. Kuzey Afrika'da ilerledik. Oralardan da insanlar çağırmalısın. Onların da tasvibini almalısın dedi. Bana göre Hazreti Muaviye'nin bu reyi çok yerinde. Bu aradaki ihtilaflara girmiyorum. Saltanatı ihdas eden Hazreti Muaviye. Kim Hazreti Muaviye? Sahabe, vahiy katibi. Buna dil uzatanlar düşünmüyor ki. Acaba neden bu saltanata döndü? En muteber kitaplar derler ki mesela Cevdet Paşa'ya baksınlar, Kısas-ı Enbiya'ya baksınlar, hak kitabı da herkesindir. Öyle bir zaman oldu ki kuvve-i kahire gerekti. Öyle reyle, sözle, sazla olacak iş olmaktan çıktı. Çünkü İslam dairesine girdiği halde içinde muhalefet olanlar oldu. Samimi girmemiş olanlar oldu. Yahudi fitnesi oldu Abdullah İbni Sebe. O zaman kuvve-i kahire, zorlayıcı sebep lazım geldi. Hazreti Muaviye bu sebeple saltanatını kurdu. Oğlunu veliaht halife olmasını bırak Hazreti Osman Ali'den sonra Hazreti Hasan kendi devretti ona. Şimdi İranlılar Hazreti Hüseyin diye dövünürler. Peki Hazreti Hüseyin ağabeyisi bir Hazreti Hasan mı? Hiç adı geçmez. İran'da Hasan adında bir adam yoktur. Hazreti Hüseyin'in soyu seyitse Hazreti Hasan'ın soyu da şeriftir. Niye ona itibar yok? O Hazreti Fatıma'nın çocuğu değil mi? Hazreti Muaviye'ye devretti hilafeti. Bu benim yapacağım iş değil. Senin gibi bir adamın işidir. Hazreti Muaviye oğlu Yezid'i. En haksızlık edilen adamlardan biri de tarihte Yezid'dir. Şimdi eğer sadece İslam'da devlet idaresinin şeklini anlatmak olsaydı çok söyleyecek söz var burada. Hazreti Muaviye dil uzatmakta, Yezid de tabiindendir. Yani şerefte birinci daire sahabedir, ikinci daire tabiindir, üçüncü daire tebe-i tabiindir. Biz Yedid-i Küfür makamında kullanıyoruz. Neden? Çünkü Alevi propagandası, Şia propagandası beynimizi işgal etmiş. O bir maslahattan doğmuştur. Hazreti Muaviye geliyor, birçok insanlarla konuşuyor. Bunları anlatırsam çok uzun gider. Ben tarihimde bunları çok tafsilatıyla yazdım. Tarih hareketlerinde de yazdım. Benden sonra kimin halife olacağını belirtmeden ölürsem Hazreti Osman zamandaki gibi sen ben kavgası olacak. Benim oğlum layık değilse devirirsin demiştir. Bu şekil emredilmediği için, bak şekil emredilmediği için bu meşrudur, İslam'ın emridir demiyoruz. Ama hiçbir şekilde men edilmediği için bunu İslam'a aykırıdır da diyemiyoruz. Ancak şunu dersin, o günkü maslahat bunu gerektiriyordu, gerektirmiyordu. Bu takdire taalluk eden bir şeydi. Bana göre gerektiriyordu. Eğer Hazreti Muaviye Emevi hilafetini saltanat suretinde tesis etmeseydi, Abdullah İbni Sebe'nin adamları, Yahudi güruhunun fitnesi İslam dünyasını o gün paramparça etmeye kadir.
Emevi düşmanlığı Aleviliğe karşı Emevi hanedanının, devletinin mücadelesinin neticesidir. Nitekim Abbasiler onlara nihayet verirken siyah bayrak kaldırmışlardı. O siyah bayrağın manası Hazreti Hüseyin'e matem işaretidir. Onların sancağı siyahtır. Binaenaleyh Alevi menşeli bir harekettir, Abbasi hareket. Şimdi bunları tarihe geçelim. Ama ben iki delil söyleyeceğim. Bütün kaynaklarda vardır. Hazreti Ömer'e diyorlar ki, oğluna biat edelim mi? Abdullah İbni Ömer, çok büyük bir şahsiyet. Bir evden bir kurban yeter. Eğer Hazreti Ömer'e göre babadan evlada bu iş caiz olmamış, men edilmiş olsaydı demesi lazımdı ki, ne diyorsunuz siz be, bu İslam devleti saltanat mıdır? Öyle demiyor. Bunu bir fedakarlık kabul ediyor. Ben bu yükü yüklendim, bu ateşten gömleği giydim, oğluma kıymayın. Bu yeter, bizim aileye bu yük yeter. Daha müthişi, Hazreti Ali'ye diyorlar, senden sonra Hazreti Hasan'a biat edelim mi? Hazreti Ali'nin de sözü, size bunu ne emrederim, ne men ederim. Takdirinize kalmış. Eğer saltanat İslam'da men edilmiş olsaydı, bugünkü çığırtkanların söylediği gibi, cumhuriyet mantığıyla tarihi değerlendirmeye kalkan adamların söylediği gibi, ha sen dini bir hassasiyetle bunu söylemezsin de saltanatı ben beğenmiyorum dersin. Ona bir diyeceğim yok. Ama dinen, hissiyat-ı diniye ile hareket ederek bunu diyorsan, İşte sana diyorum, sen Hazreti Ali'den veya Hazreti Ömer'den daha mı iyi bu dini biliyorsun ki? Hazreti Ali demiyor ki, babadan sonra oğlu olur mu? Deli misiniz? Bu tarzda itiraz etmesi gerekirdi eğer men edilmiş olsaydı. Halbuki diyor ki, size ne bunu emrederim ne men ederim. Tamam, peki. Takdirinize kalın. O sözünü... Demek ki saltanat meşrudur. Peki o söz... Maslahat muhacet. Tamam, o sözünü ettiğiniz ruha uygun mudur?